5 Temmuz'dan sonra e, muhalefet, televizyon, internet e, ve e, ajans kapandı, gazeteler kimisi kapandı. E, muhalefetin kendisi ifade edebileceği alanlar son derece sınırlandı. Şimdi aslında Türkiye yeni bir e, seçim sürecine giriyoruz, kritik bir aşamadan geçiyor. E, mecliste bir internet e, yasası var, aslında torba yasa ama bunun içerisinde bir geniş bir madde ...bir e, düzenleme... ...biz bunu CHP milletvekili... ...Profesör e, Mehmet Bekaroğlu'la ...konuşacağız. E, merhabalar... ...öncelikle hoş geldiniz yayınımıza... ...ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür Merhaba. ediyorum. E, bu internet yasası... E, ...evet bizleri... ...ilgilendiriyor. E, gelişmeler... E, ...ifade özgürlüğünün... ...önemli, en önemli aracı haline getirdi... ...interneti. Şimdi internet... ...üzerinden yayınları... Ritük'ün kontrol edebileceği ve onun talebiyle mahkemelerin e, kapatabileceği bir döneme geliyor. E, Radyo Televizyonu bir de lisans alması gerekiyor. Bu yayını yapan herkesin lisans alması gerekiyor. Yani hadi zihniyet yasakçı olmasa bile lisans almak dünya kadar bir iş. Dolayısıyla bu düşünceyi ifade özgürlüğün konulan en büyük engel sadece partileri de ilgilendiriyor. Siyasi partilerde büyük ölçüde merkez, eski ve yeni merkez medya, medya hükümet tarafından yandaş hale getirildikten sonra siyasi partiler de iletişimlerini e, internet üzerinden yapıyorlar. Yani bizim grup konuşmalarımız, toplantılarımız, başka dünya kadar toplantılarımızı örgütlerimizde üyeler e, bunları engelleyebilecek, kontrol edebilecek. Orada bir konuşma yaptınız. E, hükümetin bu konudaki yaklaşımı nasıl? Valla komisyonda yani hükümet karar vermişler geliyor hükümetin biliyorsunuz plan bütçe komisyonuna torba yasada geldi 73. madde plan bütçe komisyonunda da gerçi diğer komisyonlar da aynı şekilde hükümetin mutlak çoğunluğu var istediklerini geçiriyorlar orada anlatmaya çalıştık aslında. Bütün üyeleri de ikna ettik. <laughs> Fakat işte bir yere bakarak e, pa, parma, parmak gelince. kaldırmaya gelince, onlar da hepsi tabii teslim ettiler söylediklerimizi. Ben onlara bir şöyle bir şey dedim ya siz ya teknoloji falan dünya gidiyor akıp gidiyor, siz hala 4. Murat dönemi e, yasakları, 4. Murat yasaklarıyla bu işi bu nereye kadar gider, nasıl giderir? Yani aslında dediğim gibi tek tek milletvekilleri ikna oluyor. Fakat işte grup kararı olduğu için bunu geçirdiler ee, sanıyorum şeyde de geçecek bu ee, genel kurulda da geçecek yani öyle görünüyor yakında mı sanıyorum şey bir günde geçip gelmezse gelmez yani bu hafta ya da gelecek hafta meclis gündemine gelir bu torba yasa çünkü şeyden plan bütçe komisyonundan geçti. Ee, i̇ttifak Yasasına da geleceğim ama e, ittifak yasasıyla e, bu internet yasası arasında bir bağ var mı görüyor musunuz? Yani bir bütün olarak e, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da şuna Recep Tayyip Erdoğan diye olursa olsun almak zorunda böyle hissediyorum. yani bunun olmaz. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Yasaksa yasak. Ne gerekiyorsa bunu yapacağım. E, bakın Türkiye'de seçim yasalarıyla oynamak en çok özel zamanında olmuştur. Bilgisayarın başına geçerek şu hesabı şöyle yaparsak, şunu böyle yaparsak. Buradan işte sıfır bilmem beş, buradan sıfır bir, gün falan gelir. İşte dikiyor işte e, ama olmuyor. 50 artı bir oy. Çok pişman olduğunu düşünüyorum. Yani 2010'daki anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığı e, niye 50 artı bir ikinci tur? Yani en çok alan seçilseydi diyor Diyordur. ve Dediğine dair de bilgiler gel geliyor bize. Yani olmuyor. MHP ittifakıyla 50 artı 1'i alamadı. Şimdi afrim filan olmuyor. Bakın neler saçmalamaya başladı. Ne diyor? <laughs> görev sefer emri, e, sefer görev emri olanlar nasıl deniyor? Hazır olsunlar filan. Dün diyorum şöyle bir şey artı 1'i net yasası seçim e, ittifak yasası ve daha önümüzdeki dönemlerde yapacak birçok işler birbirine bağlantılı. Şimdi kara kara düşünüyor. Bir taraftan işte o halle girersem daha iyi olur diyor. Ama öbür taraftan bu işi artık şeyine kadar kullanmışım sonuna kadar bakıyor çünkü kendisi de ölçüyor biçiyor. Danışmanlar ona diyor ki ya bu o hali kaldırmasak olmayacak herhalde. Ey bak. Ya o halle götürecektik bu işi. Şimdi o halle kaldırmasak zor durumda olan o Milleti bulutuyor falan. Hayır yani aslında sıkıntıda olan o. Yani artık bu dönem. hani Sıkıntıda oldukça mı? Sıkıyor? Sıkıntıda oldukça sıkıyor. Sıktıkça da daha çok sıkıntıya giriyor. O nedenle moral üstünlük, ahlaki üstünlük, söylem üstünlüğü muhalefette. Peki <laughs> muhalefette ama muhalefet söylemi e, ifade edebilecek bir mecra neredeyse yok. Nasıl aşacak bunu? Kolay. Anlatırız. Tek, tek anlatırsınız. Her şekilde anlatırsınız. Bizi destekliyor gibi görülen medyada öyle yanlış yayınlar yapıyor ki köstekliyor aslında. İsimlerini vermiyorum yani. Buna rağmen aslında yani 50 artı 1'i alan hayırdı. Şu oyunlar mı oyunlar. Netice itibarıyla neler söylemedi, neler yapmadı. Bütün devletin imkanlarıyla adaletsiz bir seçimle işte bir taraftan kendisi, bir taraftan hükümet üyeleri, başbakan. Kıyameti kopardılar. işte yapmadı. Dedi ki arkadaş olmaz bu kadar yetki falan bizden isteme. Bu iş böyle olmaz. Şimdi bunlar millet bütün bunların farkında. 2019'da eğer alırsa bu iş fiyereye ta geçecek. iş zora binecek. Dolayısıyla biz kendi yeter ki doğru durmaya devam edelim. Biz kendimizi anlatırız. O bile yani kendisini anlatırken aslında bizi anlatmış olur. Şimdi daha önceki seçimde hem 7 Haziran bir Kasım seçimleri hem 16 Nisan referandumunda bir şekilde insanlar daha iyi ekonomi, daha istikrarlı bir yönetim arzusu vardı. Veyahut da onu kaybetmeme endişesi vardı. Ama bugün insanlar ülkenin geleceği BK sorunu olduğunu ikna oldu olacak ya da oluyor mu? Nedir durum? Beka sorunu var. <laughs> yani herkes beka sorununu ortaya koyuyor. Bir defa yani var olma yok olma noktasına geliyor. Ee, Tayyip Erdoğan alamazsam baraj işe geçim yok oluyorum diyor. Onlar milletin beka sorunlarıyla savaşmak için beka sorununu çözmek için yaptıklarını söylüyorlar. Ama bir taraftan açık kalıyor, bir tarafları açık kalıyor ve millet esas beka sorununun demokrasinin ortadan kalkması, hak ve özgürlükten ortadan kalkması, işte kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması, hukuk devletinin ortadan kalkması, Türkiye'nin beka sorununun bu olduğunu yavaş yavaş gösteriyor. Dolayısıyla beka sorunu, var olma yok olma sorunu önümüzdeki dönemde 2019'a doğru giderken çok konuşulacak. Seçim güvenliği e, bu ittifak yasasıyla yani e, daha doğrusu 16 Nisan'da fiilen olup bitenleri olup biraz da hukuksal zeminde yarattığına dönük e, tespitler var. Seçim güvenli olmadığı yerde muhalefetin seçimi alabilme ihtimali var mı? Bakın e, seçim güvenliği ile ilgili bir riskin bulunduğunu kabul ediyorum. Ama bu riskin büyük çoğunluğu bizim muhalefetin alışkanlıklarından, tembelliklerinden, görevini yapmamasından kaynaklanıyor. Bakın, bilgisayar sisteminden bir şey çalabileceklerini sanmıyorum. Çünkü arka kapıdan herkes izliyor bilgisayar. Ne demek istediğimi bu konuyu bilenler anlar. Nerede e, seçim hilesi yapıyor? E, sandık başında yapıyor. Eğer sandık başını beklerseniz sandığı, ıslak imzayı alırsanız hiç kimse size seçim ilesi falan yapamaz. Yani biz ihmal ettiğimizden dolayı yani bu işe gerekli de önemi vermediğimizden dolayı seçimle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili bir problem var. Ha yani burada e, elbette adaletsiz bir seçime giriyoruz. Doğru. Elbette saha biraz yokuş bizim kalemiz aşağıda. Doğru. Ama böyle maalesef yani öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya ki muhalefet kalesi aşağıda da olsa da o topu yukarı çıkıp golü atacak. Başka çare yok, çalışmayla olacak. Eğer sandıklar beklenirse. Açık net söylüyorum. Eğer sandıkla beklenirse. Eğer sandıkta ve seçim kurullarında hile yaptırılmazsa ki bu bize bağlı, beklemeye bağlı. Yani bu artık her şey açık, her şey net. Herkes seçim güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ben bu seçim referandumdan çok farklı geçeceğini düşünüyorum. Oyunu kullanan hiç kimse seçim e, 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 sandık çevresinden ayrılmayacak. Sonra o kadar oraya bekleyecek. Eğer, Ama güvenlik e, görevliler çağırıp Hiç 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 dağıtamayacak. Hayır öyle bir şey yok. Olmaz. Yapamaz. Neyi dağıtacak ya? Yani? Bütün herkes orada beklerse neyi dağıtacak? Neyi dağıtıyor? Olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Kimse şey yapmasın ya. Öyle bir şey yaptı. yapılmaz. Yapamaz. Her şey açık olacak şeffaf işte, olacak demokratik şeylerle yap yapacağız yani hiçbir gerekçesi olmayacak yapamaz ya yani bu kadar da o zaman çekip giderim ne yapalım yani ne demek istiyorlar yani seçim güvenliği yok diye sürekli şekilde karamsarlık ekenler ne ne yapıyorlar seçim güvenliği olması için yani silahlanacak biz ne yapacağız yani zaten onu istiyor belki de terörize etmek istiyor bizi bunlar asla doğru değil Asla doğru değil. Biz evet zorlaştırıyor. Evet baskı kuruyor. Evet seçim kanun kanunlarını kendi çıkarı için e, değiştiriyor. Doğru bütün bunlar. Bütün bunlara rağmen anahtar sandıktır. Sandığı bekleyeceğiz. Seçim sonuçlarını oradan alacağız ve e, toplamını da e, tescil edeceğiz yani. Bu bu, bu, bu aslında olacak. E, bir noktaya getirdiniz. E, şunu sormadan e, geçemeyeceğim bu konuyu. 16 Nisan sonrasında herkes e, aslında CHP e, bu e, mürsis oyları kabul etmemesi gerekiyordu ve bu konuda sokakta siyaset yürütmelidir nedir diye. Nedir sokakta siyaset? Birisi yesi bana anlasın. Sokakta siyaset nedir? Çıktık. Sokak sokağa çıktık biz. Yürüşe yani A ya biz, ya yani anlıyorum. sokak siyaseti derken ne iş şey yapıyorlar? Yani sokakta sokakta camları ediyor. çerçeveler mi indireceğiz? Biz siyasi partiyiz ya. Ana Hı. muhalefet parti, partisi %50 oy alacağız. Seçimi elbette. kazanacağız ve bu insanı e, şeyle indireceğiz. E, sandıkta indireceğiz. Böyledir yani. Eğer altmışta da böyle böyle olsaydı bambaşka bir Türkiye'de Türkiye'de Ne şunla ne bunla. yani Biz elbette ha 16 Nisan gecesi yani 16 Nisan gecesi bir anda karar veriyorsunuz. Siz siyasiler olarak yukarıda verdiğiniz kararın bedelini bir sürü insan ödüyor diyor. Yani o akşam ne olurdu? O akşam e, Yüksek Seçim Kurulu kuşatılsaydı filan. yani Bunlar ayrı tartışma konusu. O akşam Ankara'nın manzarasını filan. Gene öyle olmaz mı? Oldurmazsınız bunu. Tedbirini al alırsınız. E, dolayısıyla bir kere oluyor. Bir kere karar veriyorsunuz, bedelini de ödüyorsunuz. Ama biz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum. Ana muhalefet partisi, partisi olarak kimsenin burnu kanamadan, kimsenin burnu kanamadan bu çıkmazdan bu milleti, bu ülkeyi kurtarmak, çıkarmak görevimizdir. Bunları oturup düşünmemiz gerekiyor yani. Sokak elbette sokakta siyasetin yapıldığı alanlardan bir tanesidir ve önemli bilmek de gerekiyor. Buna da karar verirken bedelleri de hesap edersiniz ya. Yani. Evet. İYİ Parti, Saadet, ANAP gibi e, pek çok e, siyasetin önde gelen isimleri bir araya geldi. Eee birlikte hareket etmenin koşulları sanırım eee konuşuldu, tartışıldı. Siz o toplantıyı e, nasıl gördünüz? Yansımaları nasıl gördünüz? Eee umut vaat ediyor mu 16 Nisan öncesine Şimdi, göre? Evet, eee daha önce de yani dün e, e, Hak ve Adalet platformunun e, düzenli parti temsilcileri bir araya gelip e, bir Orta Doğu konferansı yapıldı. Orada e, işte hem e, HDP'nin hem CHP'nin hem İyi Parti'nin e, temsilcileri de e, açış konuşmalarında e, konuştular. Daha evvel bir Erdal'in ön anmasına benzer şeyler yapıldı. Şimdi daha çok yani 2019'a yönelik gelecekle ilgili ve e, direkt ol, olarak e, konunun e, bundan sonra bu konuyla ilgilenen e, değişik siyasi gruplardan yani İYİ Partili, CHP'li, e, HDP'li, e, Saadet Partili bütün kanaat önderleri pozisyondaki insanlar orada. Herkes gelmişti. E, bir bir şey eksikti yani, eski bir yeni. Onlar bu bu önümüzdeki günlerde bu çerçevede yapılacak çalışmalarda çok karşı karşıya kalacağımız bir durumdur. Gel, görmezden gelecekler. Bir taraftan görmezden gelecekler, öbür taraftan da marjinalize etmeye, terörize etmeye çalışacaklar. Biz bunu biliyoruz. Bir tar gelmeyecek, göstermeyecek oradaki toplantıları, orada ne konuşuldu, milletin haberdar edilmesini engelleyecek. Öbür tarafta işte şeyler yaparak kendisi bu tarafı tan tanımlamaya çalışacak. Ama biz bunu bozacağız. Evet bunu bozmanın anahtarı da dün toplantıya gelenlerdi. Anladım. Dün herkes oradaydı. <laughs> ve her yerde bugün o bile her yerde ve her yerde sosyal medyada, iş yerinde her yerde bu konuşuluyor, engellemeleri mümkün değil. Evet. E, aslında e, bitirirken e, sabah e, Ayhan Bilge'ne sorduğum soruyla bitirmek istiyorum e, HDP sözcüsü. E, Afrin meselesi e, bu e, muhalefetteki e, birlikte hareket etme e, edecek olan ya birleştirir mi bozar mı nasıl bir etki yaratır yani bu onlar etki üzerinde yaratır ama bozmaz. Bakın 2019'da alınacak netice Türkiye'nin onlar on onlarla ifade edecek yıllarını etkileyecek ve bölgeyi etkileyecek. Herkes bunun başka şeylerde oraya bağlı eğer 2019, 2019'da ne olacak? Erkenine de alma ihtimali olabilir, ben. olabilir. Ama ben şu andaki görüntüyle erkeni alacak durumu yok. Çünkü 50 artı bir oyu göremiyor. E, zamanında olacak gibi görünüyor. E, ne ne olacak esasen 2019'da? E, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliğini, yani onlar Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi falan diyorlar ama Türkiye'de fiilen ortadan kalkması 2019 seçimlerini fiilen ortadan kalkacak. Yani bu bu ne demek? Bu demokrasinin ortadan kalkması demektir. Bu daha otoriter, totaliter bir Türkiye demektir. Bu e, şoven milliyetçiliğin ağır bastığı bir hükümet demektir. MHP'nin domine ettiği bir hükümet demektir. Yeni Afrinler demektir, başka şeyler demektir. Şimdi öyle bakıyorsunuz, dediniz falan dergisiz. Erdoğan'ı merdiven ve gerçek ki eğer Türkiye'ye oradan terör sızıntısı şeyi varsa, tehdidi varsa Türkiye egemen bir ülke olarak bu tehdide karşı müdahale etme hakkı vardır, meşrudur. Biz bunu dedik. Ama nereye geldi şimdi iş? <laughs> Görev sefer emri olanlar hazır olsun. Efendim FETE falan geldi yani. Demek ki bir terörle mücadele falan olmadı. Açık net görünüyor. Ne Erdoğan'ın oyunlarına geldik. Ne de Erdoğan'ın yapmak istediğini destekledi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmıyoruz. Artık ölçüp biçiyoruz, tartıyoruz. Ve öyle ayrılıklar işte filan zamanda böyle yapmıştın, filan zamanda da başını saçını taramamıştın, filan zamanda bunun zamanı yok yani. Çünkü hepimizin ayağımızı bastığımız demokratik siyasal zemin ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kimlik siyasetini bırakacağız. Sosyal demokratlar. Kürt demokratlar, muhafazakar İslamcı neyse demokratlar ve milliyetçi demokratlar demokratmış bir e, Ama esas demokratik siyasal zeminin ortadan kaldı, kalktığına inananlar e, demokrasi zeminde birleşecekler. Totaliter, otoriter, otoriter kafada gidenler MHP'si, İşçi Partisi, Vatan Partisi mi oldu şimdi? AKP onlar da aynı yerde oy kullanacaklar. E, böyle bir e, Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet. Kolaylıklar diliyorum bu arada. Evet e, Profesör Mehmet Bekaroğlu e, ittaki ter e, yan yana geldi.